Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Kıymetli dostlar, öncelikle en son vermiş olduğum analiz ve daha doğrusu son dönemlerde vermiş olduğum analizlerimin hepsinde maalesef üzülerek sağlık durumumla ilgili bir takım gelişmelerden bahsetmek durumunda kalıyordum. Bunu da videoları artık sık bir şekilde yayınlayamıyor olmanın bir sebebi olarak açıklamaya çalışıyordum. Biraz daha iyi olduğumu ifade etmek isterim ve bu arada ilgi gösteren, bana çeşitli önerilerde bulunan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm beyefendi ve hanımefendilere ise sonsuz saygılarımı, teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Arkadaşlar, bundan sonra biraz daha sık analiz vereceğim ve bu analizlerde borsaya biraz daha fazla değineceğim. Sebebi ise şu: dolar konusu malum arkadaşlar, dolar konusuyla bir manada ağzı olan konuşur duruma gelmiş durumda. Efendim 12'ler, 15'ler, 20'ler, artık bu muhabbetlere girmek bile istemiyorum. Evet, dolar analizlerim tabii ki olacaktır. İlerleyen saatlerde dolarla ilgili olarak da bir analiz vereceğim. Ancak borsaya biraz daha önem vermemin sebebi, son dönemlerde son derece fazla miktarda borsaya ilgi gösteren yeni yatırımcı grubu oluşmaya başladı. Ancak maalesef ve maalesef ki borsa gidiyor, borsa çıkıyor, efendim ben de bu geminin içerisinde yer alayım mantığıyla hareket eden ama bilinçsizce birilerinin kurdukları tuzaklara düşercesine son derece yanlış adımlar atılmakta. Zira SPK son dönemlerde bu konuyu çok yakından izliyor ve çeşitli WhatsApp, Telegram vesaire vesaire gruplar vasıtasıyla birilerinin önceden toplamış olduğu hisseler allanıyor, pullanıyor ve bir şekilde yatırımcıya izah ediliyor ve yatırımcı, işte küçük yatırımcı diyelim daha doğrusu, bu hisseleri büyük bir iştahla 3-5 günde %30, %40, %50 prim yapacak beklentisi ve hayaliyle alıyor. Ama bu alımlar esnasında daha öncesinden alım yapmış olanlar gayet güzel bir şekilde iştahlı alıcılara bu malları satıyor ve bundan sonra o arkadaşlarımız, o küçük yatırımcılarımız maalesef ki günlerce, aylarca o hissenin tekrar hareketlenmesini beklemek durumunda kalıyor. Arkadaşlar, net olarak ifade etmek istiyorum ki bunu zaten beni yakinen bilenler bilir. Benim ne bir WhatsApp grubum vardır, ne bir Telegram grubum vardır. Hiçbir şekilde bu tür olaylara asla ve asla taviz veren bir insan değilimdir. Zaman zaman bana hocam grubunuzdan şundan bundan bildirin, ücreti ne ise biz de verelim ve katılalım diyorlar. Ama benim böyle bir uygulamam, böyle bir çalışmam yok. Bunu da asla etik bulmuyorum. Zira hiçbir analizimde ben hisse bazlı detaylara girmedim. Çok eski tarihlerde, 2-3 yıl kadar öncesi itibariyle Borsa Pivot denilen sitenin veri danışmanlığını yaptığımı biliyorsunuz. Burada derin hisseler olmak şartıyla bir takım analizler yapıyordum ama baktım ki hissenin adını gören kişi hani koca bu hissenin ile ilgili olarak bir özel bir analiz koyduysa muhakkak bu hisse iyi olacaktır şeklindeki bir beklentiyle analizi dahi okumadan, dinlemeden, hatta seans bile açılmadan derhal 5000, 10000 lot alım emri girdiğine tanık oldum ve ardından da hocam sen bu hisseyi analiz etmişsin, ben bunu aldım, bu hisse gitmedi, şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşim diyorum, bu hissenin analizini yaptım da sen bu analizi okudun mu veya dinledin mi? Bu analizde diyor ki hisseye karşı dikkatli ol, yabancı bu hafta %10, %15 oranında pozisyon azaltmış, bu hissenin artık gideceği yer kalmadı, lütfen dikkatli ol diye uyarı yer alıyor diyorum. Yok hocam diyor, ben detayını okumadım, başlığa baktım diyor. İşte arkadaşlar, maalesef ve maalesef ki kotam biter diye okumuyoruz veya dinlemiyoruz. Efendim vaktim yok diye şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz. Ama nice şeylere vakit ayırıyoruz ve nice şeylere para harcamak durumunda kalıyoruz. Fakat kendimizi doğru bilgilerle donatmak ve doğru adımları atmak noktasında maalesef ki birçok bahaneleri ardı ardına sıralamak durumunda kalıyoruz. Bu konuda söylenecek bir şey yok ama ben yine bazı İkazlarda bulunmak durumunda kaldım. Kıymetli arkadaşlar, bu analizim borsayla ilgili olacak. Özellikle ve özellikle borsaya çok sayıda yeni yatırımcının geliyor olması ve borsanın veya Borsa İstanbul Endeksinin şu anda yeniden 120 bin sınırına ulaşmış olması nedeniyle çok ama çok daha dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz. Ve bu süreci yakından izlemek ve sizlere olabildiğince en sık ve en doğru analizleri aktarabilmek adına özel bir gayret içerisinde bulunacağım. Ve bu noktada arkadaşlar, sizlerden istirhamım şu olacaktır. Ben ve benim gibi sağduyuyla, gerçek ve somut verilere dayalı bir şekilde sizleri bilinçlendirmeye çalışan insanların
analizlerini, yorumlarını etrafınızdaki, çevrenizdeki arkadaşlarınıza yayınız. Referans olmaya çalışınız. Benim amacım üye sayım, dinleyici sayım, şuyum buyum artsın değil. Benim böyle bir derdim olsa günde 3 tane o bu şu başlıkta bir video koyarım. 3'er tane, 5'er tane video koyarım ve bu şekilde üye sayımı çok rahat artırabilirim. Mevzu bu değil. Mevzu tamamıyla ve tamamıyla ben gecenin saat 4'ünde önemli bir durum söz konusu, mutlaka arkadaşlarımı, izleyenlerimi bir şekilde bilinçlendirmem, bilgilendirmem gerekir diyerek istirahatimden, zamanımdan taviz verip de sizlere bir şekilde bilgi aktarmaya çalışıyorsam, buradaki amacım sizler gibi bilgiye ihtiyacı olan dostlarımı bir şekilde bilgilendirebilmek ve yanlış adımlar atmasını engelleyebilmek. Benim bu gayretime lütfen ortak olunuz ve sizler de bu noktada etrafınızdaki, çevrenizdeki bu konularla ilgili olan insanları bilinçlendirebilmek noktasında ben ve benim gibi, bakınız sadece şahsım üzerine konuşmuyorum, sağduyuyla, somut verilerle, gerçek bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışan insanlara bir şekilde destek olmaya çalışınız diye ricada bulunuyorum. Evet arkadaşlar, endeks ve borsa dedik ve önceki haftayı oldukça olumsuz bir görüntüyle tamamlayan endeks için, malumunuz üzere endeks hemen yine 80'lere 70'lere iniyor, çökecek. İşte alanın, satanın, bilmem neyin, borsada girenin elinde patlayacak vesaire vesaire tarzında bir takım yorumlara tanık oldunuz. Kıraathane diliyle, kahvehane diliyle atılan başlıkların herhalde ne boyutlarda tutarsız olduğunun aylardır, yıllardır tanığı durumundasınız. Zerre kadar bilgi sahibi olmayan 3-5 tane şarlatanın gerek dolar gerekse endeks hakkında bir şekilde duygusal, bir şekilde dikkat çekici başlıklarla insanlara, yani sizlere ne ölçüde büyük zarar verdiğinizin farkındasınız. Viyop takas verilerini takip etmezler. Yabancının neyi sattığını, neyi aldığına bakmazlar. Hisse satarken diğer taraftan nasıl bir strateji içerisinde olduğunu takip etmezler. Sadece ve sadece saçma sapan gerekçelere dayalı bir şekilde sizleri ürkütmeye, korkutmaya veya dolar bazında veya altın bazında diyelim bir şekilde hayaller dünyasında gezdirmek için bir takım yorumlar yapıyorlar. Benim amacım bu insanlara kötülemek değildir. Hiçbirisini tanımam, tanımak da istemem. Günahım kadar da sevmem bu tarz yorumlar yapan insanları. Piyasalarda hiçbir şey kesin değildir. Şu olacak ve bu olacak ifadelerini kullanamazsınız. Düne kadar 100 bin üzerinden 80 binlere doğru geri çekilmiş olan bir endeks yapısıyla karşı karşıyayız. Dow Jones'un 18 binlere kadar gerilediği bir dönemi biliyoruz. Ama şu an ekonomilerin neredeyse batık duruma geldiği bir ortamda, aylardır çarkların dönmediği bir ortamda, durdurak bilmeksizin neredeyse 2 aydır tüm dünya küresel endekslerinde bir rally devam ediyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız? İşte bunun izahı şu değerli arkadaşlar. O dönemde apar topar satmış olan yatırımcılar, küçüğü veya büyüğü, apar topar satanlar çok önemli zararlar yazdılar. Hele hele o büyük fonlar var ya, yatırımcılarının karşısına hangi karneyle çıkacaklarını ve yatırımcılarına ben yüzde bu kadar zarar ettim kardeşim, bunun izahını hiçbir şekilde virüs çubuğu falan mevzuyla dahi veremeyecek durumda olan, para kazanamayacak durumda olan fonlar, devletlerin, merkez bankalarının bolca bastıkları paralar, likidite diyoruz biz buna, o bol likiditenin en hızlı bir şekilde kazanca dönüşebileceği adres olarak borsayı gördüler. Bu Amerika'da da aynı şey oldu, Rusya'da da, Brezilya'da da, Almanya'da da veya Avrupa genelinde de. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye için de aynı şey söz konusu. Türkiye'de de tonlarca para basılıyor. Basıldı, basılıyor, basılacak da. Efendim bunun detaylarına girmiyorum. Bu para basma olayının sonrasında o olur, bu olur, şu olur. Konumuz borsa olduğu için ben endeks bazında düşünüyorum. Yabancı satıyor. Malum, yabancı payını %63'lerden, 64'lerden öyle bir noktaya getirdi ki, hemen şuradan grafik üzerinde yeri gelmişken bunu sizlere ifade etmiş olayım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yabancı takas oranını biz en yüksek 72'ler seviyesinde görmüşüz. Tarih ne zamanmış? 2007 tarihiymiş. 2007'lerde böyle bir oran oluşmuş. Ama son dönemlere bakalım arkadaşlar. Son dönemleri itibariyle %61 seviyesinden an itibariyle geldiğimiz seviye %49.49, yani %50'nin aşağısına inmişiz. Yani arkadaşlar, Borsa İstanbul'u bir şirket olarak değerlendirdiğimiz zaman yabancının payı %50'nin aşağısına düşmüş. Bu seviye en son
Gördüğünüz gibi Matrix verileri itibariyle 2004 yılının Mayıs ayında görülmüş. 49'lar seviyesi 2004 yılı, yaklaşık 16 yıl önce görülmüş. 16 yıl önce endeksin değerine baktığımız zaman, bugünkü değerine baktığımız zaman, evet dolar bazındaki değerlendirme çok farklı olacaktır, o ayrı bir nokta, ama çok önemli bir gerçek var değerli dostlar. Son dönemlerde inanılmaz bir düşüş yaşanmış yabancıdan. Yabancı ciddi şekilde Türkiye emtia piyasalarından kaçmış. Yani parasını bir şekilde almış, dolara çevirmiş ve gidiyor. Şimdi bu kadar büyük bir düşüşe yabancının da bu kadar ciddiyetle parasını TL'ye çevirip ardından da, yani hisselerini satıyor TL'ye çeviriyor, ardından da bunu dolara evirip bir şekilde kaçış yapıyor. Bu şartlara rağmen dolar kurunda çok da olağanüstü bir yükselişin olmadığını görüyoruz. Şu son dönemi dikkate aldığımız zaman, son 2-3 aylık süreyi dikkate aldığımız zaman, zira bu kadar büyük bir para çıkışının olduğu bir ortamda bile doların çok daha olağanüstü seviyelere gitmesi beklenebilirdi, ama gitmedi. Şimdi dolarla ilgili olarak analizimi ilerleyen saatlerde vereceğim, ama burada değinmek istediğim nokta şu değerli arkadaşlar: yabancı satıyor, karşılığında yerli alıyor. Şimdi burada sadece ve sadece yerlinin aldığı hususunu ifade etmemiz doğru bir tanımlama olmaz. Objektif olarak baktığımız zaman, yüzeysel olarak baktığımız zaman, evet yerli yatırımcı alıyor. Yerli yatırımcı neyi alıyor arkadaşlar? Yerli yatırımcı özellikle Türkiye'deki merkez bankaları tarafından basılmış olan bol paranın kamu bankaları nezdinde bir şekilde emeklilik fonları, diğer fonlar, ABC, bir takım farklı isimlerdeki fonlar aracılığıyla bu hisselerin satışları karşılanmakta. Özellikle ve özellikle emeklilik fonlarının ciddi alımlarının olduğuna tanık olmaktayız. Burada önemli olan bir kriter var. Yabancı satıyor derken yabancı her şeyi satmıyor. Yabancı A, B, C, D senedini satıyor, ama gidiyor başka başka hisselerde pozisyon artırabiliyor. İşte borsa yatırımcısının yapması gereken budur arkadaşlar. Yabancının sattığı hisseden uzak kalabilirsin, o ayrı bir mevzu, ama yerlinin alıyor olması o hissenin belli bir dengede tutunması manasını gelebilir. Fakat özellikle ve özellikle daha bilinçli bir yatırım yapmak istiyorum diyorsan, yabancı 3-5 hisseyi satarken başka başka hisselere ilgi gösteriyorsa, işte bu durumda o hisseye özel bir değer vermek durumundasın. Sektör bazında konuşuyorum kıymetli arkadaşlar. Pandemi döneminde koronavirüs vakasının en tab yaptığı süreçte gıda hisselerinin fevkalade prim yaptığını hepimiz tanık olduk. Sebebi son derece belli. Efendim sigorta hisseleri çok güzel prim yaptı. Neden? Çünkü sağlık durumundan endişe eden birçok insan sigorta, özel sigortalar yaptırmak durumunda kaldı. Bunun gibi, bunun veya bilişim sektörü hisseleri, teknoloji sektörü hisseleri önemli primler yaptı. Neden? Çocuklarımız dahi artık tablet, çubuğu falan mevzunu artık mecburi bir ihtiyaç unsuru olarak bizlerden talep eder duruma geldi. Evde canı sıkılan insanlar tek bilgisayarı olan bile 2'ye 3'e çıkarmak durumunda kaldı. Malum can sıkıntısıyla eşler, çocuklar arasında kavgalar yaşanmasın diye. İşte arkadaşlar, sektörel konu veyahut da doğru hisse seçimi kriz dönemlerinde bile çok büyük önem taşıyor. Bu noktada bir hatırlatma daha bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, fonlara ilgi gösteriniz. Aracı kurumlarınıza veya bankalarınıza gidiniz, sorunuz. Senin fonun var mı arkadaş? Sen hangi fonlarla işlem yapıyorsun? O fonun içerisinde neler var? Bakınız, sadece ve sadece hisse üzerinden prim hisselerle ilgili olarak oluşturulan fonlar var. Hisse artı döviz olarak oluşturulan karma fonlar var. Veya hisse, döviz, altın şeklinde tamamen bir sepet haline getirilmiş olan farklı fonlar da bulunuyor. Dolayısıyla borsayı çok iyi bilmiyorsanız, bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz, en azından paranızın kıymetini, değerini biraz daha ciddi ve bilinçli bir şekilde profesyonel eller tarafından artırılmasına imkan verebilmek noktasında lütfen bu fonları araştırınız. Yıllık %60, %70, %80'lere varabilecek kadar çok iyi yönetilen fonlar çeşitli bankalar tarafından çıkarılmış durumda. Bunun araştırmasını yapmak sizler için çok zor olmamalı. Şubenize gideceksiniz, müşteri temsilcinizi arayacaksınız veya aracı kurumunuzla bağlantı kuracaksınız. Benim şu fon, bu fon şeklinde bir isim zikretmem hem etik olmayacak,
olacaktır, hem de bir öneri anlamına gelecektir. Bu tarz şeyler benim prensiplerime uymamakta. Evet kıymetli arkadaşlar, dedik ki yerli yatırımcı alıyor. Yerli yatırımcının içerisinde yeni katılım göstermiş olan birçok yatırımcı var. Bunlar da var ama ağırlıklı olarak emeklilik fonları ve büyük miktarda basılmış olan paranın bir şekilde borsada değerlendirilmesi noktasında pozisyonlarını artırmaya çalışan kamu bankaları özelinde yatırım fonlarının da ön planda olduğunu dikkate alalım ve bunu bilelim. Arkadaşlar, vaktim olursa bir ikinci video daha hazırlayacağım borsayla ilgili olarak ve sektör bazında özellikle ve özellikle bankacılık sektörü bazında bazı hisseleri tamamıyla sembol olmak kaydıyla, öneri değil, sembol olmak kaydıyla yabancının o banka hisselerinde neler yaptığını, hangi adımları attığını ve aynı zamanda da o bankalara ne ölçüde hedef değerler biçildiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. En az bir 15-20 hisseyi dikkate alacağım. Bankalar ve sektörel anlamda önem taşıyan hisseler başlığı altında bir çalışma daha hazırlamayı düşünüyorum. Evet, şimdi bu grafiğimizden ayrılalım ve genel anlamda arkadaşlar, geçtiğim önceki haftayı 112.800'lere kadar gerilemiş bir durumdaydık ve sizlere sakın ha panik yapmayın. Açılışta mutlak surette sakin kalın. İlk açılışı her zaman için acemiler yapar, panikle satanlar yapar ama kapanışları ustalar yapar demek suretiyle geçtiğimiz haftanın yorumunu tamamlamıştım. Ve arkadaşlar, bu hafta gördüğünüz gibi biz yeniden 120 bin sınırına dayandık. 119.161 seviyesini cuma günü test ettik ve bunun yanı sıra kapanışımız 119 bin yakınlarında gerçekleşti. Efendim, yurt dışında farklı farklı haberler, şunlar bunlar geziniyor. Bunları okuyorsunuz. Bunlara ben şu anda girmeyeceğim. Ama genel tablo şu. Jeopolitik riskler, Hindistan, Çin, o bu şu, ABD ile Çin arasındaki, bunların hepsi ayrı konu arkadaşlar. Şu anda piyasanın odaklandığı tek mevzu, acaba bu virüs vakasını ortadan kaldıracak, bu virüs belasını tamamıyla yenecek bir aşının bulunup bulunmadığı, bu aşının ilk fırsatta olabildiğince kısa bir süre içerisinde piyasaya çıkarılıp çıkarılamayacağı haberlerini izliyor. Satın alınan konu ne? Satın alınan durum bir şekilde gelecek olan bu konuyla ilgili ılımlı ve olumlu haberlere dair görüşler artmaya başladı. Arkadaşlar, şu konunun altını özellikle çiziyorum. 25 yıldır borsayla ilgilenmekte olan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak ben nice gerçek dışı haberlerin bile gerçekmiş gibi, sanki 3 gün sonra gerçekleşecekmiş gibi yatırımcıya yutturulduğunu bilirim. Bunu yutturma ifadesini, hoş bir tabir olmadı ama özür diliyorum, maalesef ki kendileri dahi belli bir gerçeğe inanmazlar ama o senaryoyu öyle bir şişirirler ki bir şekilde yatırımcıyı inandırır ve alım ilgisi yaratabilirler. Belki de arkadaşlar bu aşı 2 sene sonra bulunacak, bilmiyoruz. Ama şu anda çalışmalar yapılıyor, insan üzerinde deneniyor, olumlu sonuçlar alındı, tahminen şu tarihte çıkacak vesaire gibi haberleri balon da olabilir. Ama biz şu anda bu haberlerin etkisiyle küresel anlamda olumlu bir borsa seansı izliyoruz. Seansları izliyoruz. Dolayısıyla biz de bunun etkisi altındayız. Hatta fazlasıyla etkisi altındayız. Neden? Birazdan aşağıdaki alt tarafta gördüğünüz grafikten detaya ineceğim ama şu tablodan ayrılmak istiyorum. Gördüğünüz gibi dünyadaki iyimserlik, özellikle volatilite veyahut da korku endeksi olarak tanımladığım VIX endeksini yakından takip ediniz diyordum sizlere. Bu endeksin 30 seviyesinin aşağısında 25'lere yaklaştığını görüyoruz. Hele hele 25 aşağısına inmesi iyimserliğin biraz daha ön plana çıktığı manasına gelecektir. Bu açıdan 25 aşağısına gelen volatilite endeksi Dow Jones endeksinin 27.500 28.000'lere doğru hareketlenmesine ve aynı zamanda da DAX Almanya endeksinin 14.000'lere doğru hareketlenmesine sebebiyet verebilir. Almanya DAX endeksi geçtiğimiz haftayı 13.000 yakınlarında, efendim Bovespa Brezilya endeksi 103.000'ler yakınlarında çok iyi bir noktadan tamamladı ve Dow Jones ise son gününü yatay diyebileceğimiz bir konumla 26.700'ler civarında tamamladı. Önümüzdeki haftaya, yani yarına pek de olumsuz bir başlangıç olmasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü böyle bir tabloyu gerektirecek bir ciddi bir haber akışı olmadı. Ama arkadaşlar, bir önemli gerçek var ki
Temmuz'un sonlarına geliyoruz. Ağustos ayı yaklaşıyor. Daha önceleri Mayıs'ta satış yap, Eylül-Ekim'de tekrardan gel şeklinde borsa jargonu vardı. İyi hava devam ediyor. Olumlu hava devam ediyor. Gelen haberler bunu bir şekilde tetikliyor. Geçmiş yıllardaki jargonlar bu yıl çok farklı bir süreç yaşadığımız için aynı şablonla olmayabilir. Biz Mayıs'ta da satış görmedik, Haziran'da da satış görmedik. Ama bir bakarsanız ki Ağustos'ta, Eylül'de satışlar olur da Ekim'de, Kasım'da yeniden alım ilgisi gelebilir. Ancak benim genel görüşüm bir şekilde endekslerde bir düzeltme yaşanabilir. Bu Dow Jones için de, DAX için de geçerli. Bizim için de geçerli. Şu an iyimser hava devam ediyor ama biz ayağımızı gazdan, frenden bir şekilde eksik etmeyelim. Bir şekilde her an her şey olabilir endişesini taşımak suretiyle kısa vadeli destek seviyelerine, yani birazdan sizlerle paylaşacağım kritik destek seviyelerine özellikle dikkat edelim. Bunu yapar isek eğer arkadaşlar, gafil avlanmayız. Bunu yapar isek beyhude bir amaç veya beyhude bir hayal peşinde koşmamış oluruz. Bu dikkat bize uygun bir seviyeden satmak ve yaşanabilecek olan gerilemede uygun bir destek noktasından yeniden alım yapmak suretiyle ekstra kazançlar imkanı verecektir. Bu stratejiyi mutlak ve mutlak surette uygulamak gerektiğini düşünelim. Bunun için de arkadaşlar iki önemli püf noktası söylüyorum size. Bu volatilite endeksini yakından izleyelim. 30 üzerine çıktığı zaman tehlike sinyallerini algılayalım. Ve yine dolar endeksinin, Amerika Birleşik Devletleri dolarının, ABD dolarının değerini düşüren bir konumda olmasını, şu an itibariyle 96 seviyelerine geldi ki 101'leri 102'leri görmüştü. Şu an dolara yönelik yoğun bir ilginin olmadığını, bunu ülkemiz gerçeği açısından da değerlendirmek lazım, olmadığını hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar altın fiyatlarındaki ilgi, dolara olan ilgisizliğin bir görüntüsü olarak da yorumlanabilir diyorum. Şimdi değerli dostlar, genel anlamda görmüş olduğunuz tablo şu ki, bu yılı, 2020 yılını dikkate almak suretiyle Borsa İstanbul'un %4 civarında prim yaptığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Nasdaq %17 civarında rekorlar kırmak suretiyle önemli bir prim yapmış durumda. Nasdaq neden bu kadar prim yaptı arkadaşlar? Teknolojinin içinde bulunduğumuz koronavirüs vakasının yaratmış olduğu tablo gereği teknoloji hisselerine çok büyük bir ilgi oldu ve bu prim bundan kaynaklanıyor. Ve yine virüsün menbaı diyebileceğimiz, ana vatanı diyebileceğimiz Çin'in dahi %4'ler civarında primli olduğunu görüyoruz. Ama Almanya'nın, Dow Jones'un veyahut da diğer Avrupa ülkelerinin veya önemli majör piyasa endekslerinin hepsinin bu yılı negatif konumda geçirdiğini, ancak bizim endeksimizin %4 civarında prim içerisinde olduğunu dikkate alalım. Bunu bir şekilde görmezden gelmeyelim. Yine arkadaşlar sizlere şirketler bazında da ifade etmiştim. Dedim ki gıda şirketlerinin bu yıl önemli primler yaptığını. Örneğin Migros %71 oranında bir prim yaşamış. Arçelik'e bakıyoruz. Ev araçları, gereçleri, şunlar bunlar, ithalat ve iç piyasa anlamındaki işlemleri sebebiyle onun da ciddi bir prim yaptığına tanık oluyoruz. %60'lara varan bir prim söz konusu olmuş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. %55 civarında. Neden? Faizlerin düşmesi, TOKİ'nin elinde bulunan 7500 civarındaki konutun satıldığı haberlerinin gündeme gelmesi burada bir algı yarattı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belli sektörler kriz döneminde bile olsa önemli hareketlilikler yaşayabilmişler. Ve yine Türkiye piyasaları diyelim buradan ve Türkiye piyasaları itibariyle genel anlamda bu yıl itibariyle altın fiyatlarında %37'lik bir artış yaşanırken doların %15 civarında bir artış yaşayabildiğine tanık oluyoruz. Altın fiyatları neredeyse %2,5 oranında dolara oranla fark atmış durumda ve yine A tipi fonlar %10 civarında prim yapmış durumdalar. A tipi fonlar arkadaşlar hisse senetlerinin ağırlıklı olduğu fonlardır. Bu genel bilgilerden sonra endeksin genel durumuna bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar endeks için geçtiğimiz, yani önceki hafta yaşanan geri çekilmede şuradaki %50 Fibonacci desteğine kadar neredeyse milimetrik olarak bir geri çekilme yaşandı ve 112.800'den gelen tepkiyle endeksin tekrar 117.300 seviyesindeki önemli desteğinin üzerinde haftayı tamamlamak adına bir gayret gösterdiğini ve 119.000 yakınlarında tamamladığını görüyoruz. Günlük bazda konuya baktığımız zaman 117.300 seviyesini bir köşeye not almakta yarar bulunuyor. Bu nokta bizim için
günlük bazda, kısa vadeli bazda önemli bir destek noktasıdır. Ancak arkadaşlar, çok çok kısa vadeli işlem yapıyorsanız ve anlık veya saatlik bir takım değerleri önemsiyor iseniz, çok kısa vadeli bir yatırımcıysanız, birazdan 120 dakikalık grafiğe geldiğim zaman orada size bir başka önemli bir destekten daha bahsedeceğim. Ama genel anlamda 117.284 veya 117.300 diyelim. Hadi 117.000 diyelim yuvarlak hesapla. Aşağısında kapanış görmedikçe. Bunun üzerinde kapanışlar görmeye devam ettikçe endeksin yukarı yönlü eğiliminin devam edeceğini ve 120.200'leri görmüştük en son. Bu seviyeyi de aşmak suretiyle bir önceki, daha önceki en yüksek noktamız olan 124.500'e doğru bir hareketlenmenin gündeme gelebileceğini, endeksin böyle bir niyetlilik içerisinde olabileceğini hesaplara katabiliriz. Şimdi bu grafiğimden ayrılıyorum. Bu arada arkadaşlar, burada pivot değerlerini görmektesiniz. Pivot değerleri, ben Fibonacci kriterlerini destek ve direnç olarak alırım. Aynı zamanda da ikinci bir unsur olarak hiçbir zaman için tek yanlı analize inanmam. Birkaç ayrı faktörle görüşlerimi, düşüncelerimi veya yatırımlarımı destekleyici sonuçlar üretmeye çalışırım. Hem Fibonacci'ye bakarım hem de pivot verilerini dikkate alırım. Pivot verileri dediğimiz zaman ise kıymetli arkadaşlar, borsapivot.com isimli bir sitemizden bahsediyorum size. Aylardır da bu sitenin ücretsiz versiyonunu kullanmanızı tavsiye ediyordum. Şu anda bu site ücretli konuma geçti. Bu sitede tüm hisselerin günlük para giriş ve çıkışlarını, kapanıştan sonra tabii ki, ve aynı zamanda da bütün hisselerin tek tek gerek günlük gerekse haftalık pivot değerlerini, desteklerini ve dirençlerini her gün gece 24 itibariyle piyasaların tüm rakamları şekillendikten sonra site güncellenmekte ve bu bilgilere bağlı olarak hem hisselerinizin hem de dolar, gram altın ve VIOP verilerinin tüm değerlerini haftalık ve de günlük itibariyle bütün değerlerini buradan takip edebileceksiniz. Normal bir şekilde siteye üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz üyelik konumunda zannediyorum 10 günlük mü 20 günlük mü olması lazım, tam emin değilim ama evet, 10 gün gecikmeli olarak veriler görülmekte. Tabii 10 gün gecikmeli veri sizlere sadece site hakkında bilgi sahibi olmanız bakımından imkan tanıyacaktır. Ama günlük verileri alabilmeniz bakımından gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu siteyi takip etmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar, hemen şuradan sitenin endeks verilerine geliyorum. Burada arkadaşlar pivot sistem diyor ki 118.300 seviyesi önemli bir destektir diyor endeks adına. Bu seviyenin üzerinde kalınmalı. Eğer bu seviyenin üzerinde kalınır ise dengeler yukarıyı gösteriyor diyor. Şayet bu seviyeyi destek olarak izleyin. Bu seviyenin aşağısına inilecek olur ise 117.100'e doğru. Az önce arkadaşlar Fibonacci kriterimizde de 117.000, 117.300 bölgesinin çok kritik olduğunu görmüştük. Ama dediğim gibi eğer gün içerisinde saatlik grafiklere bakarak veya anlık alsatlar, trade'ler yapıyorsanız sizler için en önemli kriter 118.300 olmalı. 118.300 aşağısında satışların devamı bizi 117.000'e, bu seviyenin aşağı geçilmesi durumunda 115.000 ve 113.800 seviyesine kadar satış baskısının gücü paralelinde bizi geriletebilirmiş. O halde biz bu 3 önemli desteği yakından bilir isek yatırım pozisyonlarımızı buna göre veya kararlarımızı buna göre verebileceğiz. Peki 118.300 üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Dengeler yukarıyı gösteriyor. Pivot sistem, pivot değerin üzerindeyiz. 120.500 seviyesine dikkat edelim diyor. 120.000 üzerine çıkabiliriz ama daha önce de çıkmıştık. 120.200'ü gördük. Oradan gerileme geldi. 120.000 seviyesi İkili bir tepe etkisini teknik kriterler olarak gösterebilir. Bu bir teknik olasılıktır. Ama Dow Jones'ta bir sorun yoksa, DAX'ta bir sorun yoksa, VIX endeksi 25 seviyesinin bile aşağısına inmiş ise bu durumda 120 bin kritik ve psikolojik seviyenin aşılabileceğini düşünebiliriz. Geçtiğimiz haftanın yorumunda dedim ki 118.500 üzerinde 2 adet net kapanış görmedikçe endekse güven duymak doğru olmaz ifadesini kullanmıştım. Şu anda 118.500'ün üzerindeki haftalık kapanış ve yurt dışı perspektifi piyasalarda olumlu havanın devamına işaret ettiği için biz 120.500 seviyesindeki dirence dikkat edelim ama
120 bin seviyesi üzerinde eğer 2 adet kapanış görebilir isek bu hafta içerisinde biz 121 bin 600 ve hatta 123 bin 400 pardon 775 123 bin 800 veya genel anlamda 124 bin diyelim 124 bin 500 diyelim yani eski tarihi zirvemiz diyelim buralara kadar ulaşma buraları test etme olasılığı teknik kriterler itibariyle mevcuttur diyebiliriz. Ancak ve ancak arkadaşlar 118.300'ü gün içinde trade eden arkadaşlarım 117.100-117.300 bölgesini ise kısa vadeli düşünen arkadaşlarım çok ama çok yakından takip etmelidirler. Şimdi değerli dostlar buradan ayrılıyorum ve 118.300 seviyesinin önemli olduğunu ifade etmiştim. 118.500'ün üzerindeki kapanışın endeksin yukarı yönlü iştahı adına önemli olduğunu ifade etmiştim. Gördüğünüz gibi burada 118.600 endeksin bu seviye üzerindeki görüntüsünü olumlu kılacak olan bir Fibonacci desteği niteliğinde. Bu çizim en yüksek gördüğümüz 120.200 ile geçtiğimiz hafta, önceki hafta daha doğrusu gördüğümüz 112.800 seviyesi referans alınmak kaydıyla çizilmiş durumda. Ve diyor ki 117.300 seviyesi yine önemlidir diyor. 118'in 600 üzerinde kalındıkça da olumlu görüntünün devam edeceği hususunda, ivmenin güçlü kalacağı hususunda bizi bilgilendirmiş oluyor. Peki bu grafiğimizden de ayrılıyoruz. Ve arkadaşlar endeks nereye kadar gider sorumuza bir yanıt bulalım. Yani bu güçlü eğilim devam ediyor. Endeksteki bu olumlu gidişat, olumlu görüntü bu haliyle devam edecek olursa, yabancı satıyor yerli alıyor konumuna rağmen devam edecek olursa ne olabilir? Öncelikle arkadaşlar bankacılık endeksi ve bununla ilgili olarak ayrı bir analiz hazırlayacağımı ifade etmiştim. Onun için bu ayrıntılara girmiyorum. Bankacılık endeksine gelebilecek olan bir alım dalgası. Efendim şu anda yatırımcı Türkiye'ye gelir gelmez konusu. Bunu geçelim. Evet XXX fonlar satış yapabiliyor ama bir bakarsanız ki bir fon veya iki fon Türkiye'ye bir giriş yapar ve onlar kısıtlı miktarda, sınırlı miktarda ucuz kalan bankacılık endeksine, sektörüne bir ilgi gösterir. Atıyorum bir 10 günlük, 15 günlük bir türbülansla bankacılık endeksi üzerinde bir hareketlilik yaratabilir ve bir bakarsanız ki endeks 10-15 puan, 10-15 bin puan daha yükselebilmiş durumda. Ki biz bu noktaya bankacılık endeksinin zafiyetine bağlı olarak gelmiş durumdayız. Neredeyse Garanti Bankası %20'ler civarında değer kaybetti. Diğer bankalar da benzer şeklinde ama farklı hisselerle endeks bu noktaya getirilebildi. Hep söylüyorum, yabancının ana amacı artık hisse taşımak değil, endeksi yükseltmek ve böylelikle Viyop'ta para kazanabilmek. Ha, Viyop demişken değerli dostlar, geçtiğimiz haftaya bakalım. Geçtiğimiz hafta itibariyle endeksin batacak çökecek şeklindeki yorumların olduğu bir süreçte Garanti Bankası'nın short konumu ön planda olan bir kurum sıfatına rağmen bir şekilde 134.500'ler civarında elindeki short ve satış yönlü pozisyonlarını azalttığına tanık olmuşuz. Ve sonuç olarak arkadaşlar tek tek kurumlara sizler ayrıca bakarsınız ama sonuç olarak ilk 5 kurum bazında geçen hafta 37.682 alış yönünde, endeksin yükseleceği yönünde işlem yapan kurum bulunuyorken 36.866 yani 800 kontrat civarında endeksin yükselişi yönünde bir fark oluşmuş. Oysa ki bir önceki haftanın tablosuna baktığımız zaman çok daha büyük bir satış baskısı olması lazımdı. Bu rakam çok küçük bir fark olabilir ama önemli olan yine alıcıların lehine bir değerlemenin olmasıdır. Peki kümülatif pozisyona baktığımız zaman, yani vade başından itibaren Ağustos kontratlarındaki tabloya baktığımız zaman, benim analizlerimi dinlemekte olan arkadaşlar endekse dair olumlu görüş bildirirken en önemli referanslarımdan bir tanesi olan TEB yatırımın 150 bin kontrat civarında pozisyon taşıyor olması, long pozisyon taşıyor olmasıdır. TEB yatırım ısrarla pozisyonlarını tutuyor, satmıyor, realize etmiyor, hatta geri çekilmelerde long pozisyonlarına eklemede bulunmaya çalışıyor. Ve yine Citymenkul'a bakıyorum, 44 bin, 45 bin kontrat civarında long pozisyon taşıyor ve yine son dönemlerde aktif işlemlerde ön plana çıkan bir aracı kurum sıfatıyla iş yatırımında 30 bin kontrat civarında long pozisyonu olduğunu görüyoruz. Short lideri konumunda Garanti Yatırım var. Genellikle son vadelerde hep short konumda bulunuyor ama piyasa düştükçe veya değerler düştükçe short konumunu kapatıyor. Yukarı yönlü bir atak olduğu zaman tekrardan ekleme yapıyor. Bu onun kanaatidir. Ancak şu 3 kurum, TEB Yatırım, Citymenkul ve iş yatırımı dikkate aldığımız zaman ve yine ilk 5 kurumun kümülatif farkına dikkat ettiğimiz zaman 230 bin kontrat civarında
civarında long pozisyon, yani endeksin daha da yukarı gideceği yönünde beklentisi olanların alım miktarları, 176.000 ise satış miktar. Yani 54.000 kontrat civarında alım yönünde piyasa long pozisyon almış durumda. Bu rakamlara itimat etmekte veya itibar etmekte diyelim gerek var veya yakından takip etmekte gerek var. Ayrıca arkadaşlar Borsa Pivot denilen site benden şöyle bir talepte de bulundum. Özellikle Viop takas pozisyonları ve endekste yabancıların ilgi göstermiş oldukları hisselerle ilgili takas verilerinin de bir şekilde yayınlanabilmesi konusunda veri talebinde bulundu. Fırsat olduğu anda bu konuyla ilgili olarak da veri alt tabanını hazırlayacağım ve kendilerine bildireceğim. Onlar sitelerinde bu verileri de benim göstermiş olduğum yöntem dahilinde kapanışlardan sonra sizlere takas verileri konusunda da özellikle yabancıların hangi hisselere, Diop konusunda da hangi kurum ne yapıyor, ne ediyor noktasındaki bilgilere de erişebileceksiniz. Evet kıymetli arkadaşlar, dedik ki endeks yukarı yönlü eğilimini devam ettirirse, hele hele bankacılık sektörüne dair bir ilgi oluşur ise ne olur ne biter. 124.500 seviyesi TL bazında tarihi zirvemiz konumunda. Arkadaşlar, endeks için bu bir Fibonacci impuls çizimidir. Bu teknik herhangi bir enstrümanın nereye kadar yükselebileceği veya nereye kadar düşebileceği hususunda son derece teknik bir hesaplama yapabilmekte itibar ettiğim bir sistemdir. Çizimi ben bu şekilde gerçekleştirdim ve diyor ki 113.400 seviyesinin üzerinde kalınırsa, bu seviyenin aşağısına gelinmemek kayıt ve şartıyla, tabii ki bunun aşağısında kapanış olmamak şartıyla, bu durumda diyor endeks için İlk orta vadeli, bakınız bugünden yarın olacaktır şeklinde bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Orta vadeli beklenti 132.900, 133.000 diyelim. 133.000 seviyesine doğru endeksin yönelebileceği 113.400'ün aşağısında olmamak koşul ve şartıyla mümkün olabilir diyor. Teknik kriter bize 132.911 seviyesini hesaplamış. Dikkat ediniz. 134.000 demiyor. 128.000 demiyor. 129.000 bilmem kaç demiyor. 132.911 diyor. Ben bunu nasıl okurum arkadaşlar? Eğer orta uzun vadeli bir yatırımcı isem 113.400 seviyesinin stop noktamı korum. Kısa vadeli bir yatırımcı isem de kısa vadeli desteklerimin hesabını an ve an takip ederim ve endeksteki olumlu gidişat eğer devam ediyorsa, yurt dışı da bunu destekliyorsa, ben endeks şuradan dönecek, buradan dönecek şeklinde kesin bir yargı içerisinde bulunmam ve trendi takip ederim. Duayen borsacılar, George Soros'lar olsun, Warren Buffett'lar olsun, hepsinin söylediği şudur: trend dostunuzdur, trend üzerinde oturun. Oturmak demek ne demektir arkadaşlar? Eğer yukarı yönlü trend devam ediyorsa, hissenizin veyahut da endekse dair bir duyarlılık içerisindeyseniz, neyi takip etmekteseniz, endeks mi, hisse mi, bu sizin kararınızdır tabii ki. Bu noktada trendin yönünün üzerinde bulunun, trendi takip edin. Trend kırılmadıkça siz de satış yapmayın, trendin kırıldığı noktayı stop loss olarak belirleyin diyor uzman ve duayen borsacıların vermiş oldukları en önemli tavsiye bu yöndedir kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Evet, 133.000 seviyesi görülüyor. 124.500 seviyesinde bizim bir tarihi zirvemiz bulunuyor. Ancak bu zirveye çok takılmamak lazım. Bir kere test ettiğimiz bir nokta idi. Arkasından arkadaşlar bu noktaya bir teyit olsun diye bir başka analiz daha koyuyorum buraya. Bu da dolar bazlı görünümümüz. Dolar bazlı görünümümüz neyi ifade etmekte değerli arkadaşlar? 16.800 seviyesi önemli bir destek konumunda imiş ve biz şu anda bu desteğin üzerinde bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar 17.804 seviyesi Fibonacci olarak kritik bir direnç noktası olarak karşımızda bulunuyor. Bu seviyeyi siz o günkü dolar kuruyla çarptığınız zaman endeksin dolar bazındaki direncini bir şekilde tespit etmiş oluyorsunuz. Yani 17.804 çarpı işte şu anki dolar kuru nedir? 6.80, 5.86. O an endeksin dolar bazlı direncine ulaşmış oluyorsunuz. Burada önemli kriter ne arkadaşlar? Burada önemli kriter endeks geçmiş tarihlerde 20 Ocak 2020 tarihinde 124.000'lere ulaştığı zaman 21.000 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Dolayısıyla 21.000 dolar seviyesine ulaşmış ama biz bugün endeksi zirveye 4-5.000 puan uzaklıkta görüyor olsak da dolar bazında konuya baktığımız zaman dolar bazında endeksin
daha az prim yaptığına tanık oluyoruz. Çok malum, zira dolardaki yükseliş bu konuda endeksi bir şekilde frenlemek durumunda kalmış. Burada arkadaşlar, şayet dolar bazlı hareketlilik de devam edecek olur ve bu hareketlilik 17.804 seviyesini geçer ise bu durumda 19.225'i ardından da 21.000 seviyesini dolar bazlı dirençlerimiz olarak izlemeliyiz. Evet, o günlerde dolar kaç para olur bilmiyorum. Ne olacağını net olarak ifade etmek mümkün değil ama diyelim ki doların 7 seviyesine ulaştığından bahsederim 2-3 hafta içerisinde veya 1-2 ay içerisinde veya bu yıl içerisinde sonbahara doğru doların 7'ler civarında olduğunu düşünelim. Endeksteki bu hareketlilik, bu iştah da devam ediyorsa biz dolar endeksi, dolar bazında grafiğimizi 21.000'lere doğru yönelmiş konumda görüyorsak bu durumda endeks daha ne kadar yükselir sorumuzun cevabını da 21.000 çarpı 7 yani 145.000'ler, 146.000'ler verecektir. Bu açıdan arkadaşlar bunlar illaki olacaktır demek mümkün değil. Şu tarihte doların kaç olacağını net olarak söylemek mümkün değil. 2 ay sonra bugün yaşanmakta olan hoş tablonun yani virüsle ilgili olarak aşı bulundu, şu oldu, bu oldu falan mevzuları yarın nereye evrilir bilmiyoruz. Bu coşku daha da artar mı onu da bilmiyoruz. Hakikaten gerçekten de bu aşı bulundu ve piyasaya sürüldü haberi gündeme gelecek olur ise bu durumda coşkunun daha ne kadar artabileceğini de bilmiyoruz. Ama bilmemiz gereken endeksin zorlanabileceği, sıkıntı yaşayabileceği noktaları bilelim ki o noktalarda temkinli olalım, karımızı realize edelim veya önemli bir eşik aşıldı ise bu noktada diyelim ki evet, yani endeks çok büyük bir prim yaptı ama bu ortam biraz daha yukarı yönlü eğilimi gündeme getirebilir. Nereye kadar gidecektir sorumuzun cevaplarını ise buradaki kritik direnç seviyelerimiz vermekte. Kıymetli arkadaşlar, şu an itibariyle borsa hakkında söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Değindiğim noktaları önemserseniz, değinmiş olduğum noktaları bir zahmet bu konular üzerine birazcık kafa yoracak olursanız ve bu bilgileri bir şekilde temin etmeye çalışırsanız emin olunuz ki son derece bilinçli adımlar atar ve düne kadar yaptığımız hataların en aza indirmiş olan yatırımcılar olarak kaybetmekten ziyade daha çok kazanan veya 10 işlem yapıyorsanız bu işlemin 2 tanesi 3 tanesi mutlaka ki başarısız olacaktır. Ben de bu işin içinde yıllardır var olan bir insan olarak 10 işlem açıyorsam 1 veya 2 tanesinde stop loss yapmak durumunda kalabiliyorum veya yanıldığımı kabul etmek durumunda kalabiliyorum ama önemli olan başarılı işlem sayınız ne kadar fazla ise sizin portföyünüzün o ölçüde büyüyeceğidir. Bunu lütfen asla unutmayalım diyor. Selam ve saygılarımla bu borsa analizini noktalıyorum. İlerleyen saatlerde dolarla ilgili olarak analizim olacak. Vakit bulabilirsem dediğim gibi bankacılık sektörü veya içinde bulunduğumuz güncel ortamı, ortamın sektörleriyle ilgili olarak da yabancıların göstermiş oldukları ilgi alaka ve bu hisselerin kurumsal bazdaki beklentilerinin oransal olarak ne durumda olduğuna dair 15-20 adet hisseyi somut olarak ele almak kaydıyla Matrix programının bir özelliğini kullanarak sizlere ayrıca bir analiz vermeye çalışacağım. Ama tabii ki İlginiz dahilinde, ilgi görmez isek arkadaşlar bizler maalesef motive olamıyoruz. 3-5 kişinin gösterdiği ilgiyle de bu kadar gayret maalesef ki olmuyor. Sizler ilgi göstereceksiniz ki bizler de bir şekilde teşvik bulalım ve elimizden geldiğince faydalı bilgiler aktarmaya çalışalım. Efendim, tekrar selamlar ve saygılar. İyi bir hafta olmasını diliyorum. Başarılı ve kazançlı bir haftanın ardından önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum ama hafta içerisinde birkaç analiz vermek için de özel bir zaman ayıracağımın da şimdiden sözünü vermek istiyorum. Tekrar hoşça kalın, saygılar.